Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Konuşacak Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Biraz gecikmene de olsa kahvaltımızı bugün düzenledik. Biraz parfümümüzde yoğunluğumuz vardı. Geçen sene zaten yapmıştık. Geleneksel aile bekliyoruz istemiştik ama biraz geç oldu. Onun için özür dileriz. Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Yönetici arkadaşlarımız burada. Gençlik Odası Başkanı, Kadın Kolları Başkanı. Hepinize hoş geldin diyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde siyasetin tam ısındığı bir noktada sürekli bir arada olacağız. Ben daha çok bugünkü kahvaltının sizlerin önerileri, görüşleri üzerine tercihlemiştik. Şimdi Kadın Kolları Başkanımız bir hoş geldiniz. Başka Gençlik Kolları Başkanımız hoş geldiniz. Sunuyor. Sonra da sizler bir soruların, görüşlerini önerilerini alacağız. Teşekkür ederim. Tekrar afiyet olsun. Ayağa kalk başkanım. Ben de Edremit'te 3200 kadın üye adına basın emekçilerimize hoş geldiniz istiyorum. Tabii ki kadınların siyasette olmaları siz basın emekçilerin desteğiyle daha da ileri boyutlara taşınacağından eminiz. Bizi destekleyeceğinizden eminiz. Seçim sürecine giriyoruz. 2023 yılı kadın yılı olacak diye umut ediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık temsiliyetin %50'ye çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de kadınlar olarak mücadele ediyoruz. Ve yerel basının da bu konuda önem verdiğine inanıyoruz. İnanıyoruz ki hep birlikte buradayız. Evet, bir geleneksel haline getirdik 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü. Bu arada kusura bakmayın, 10 Aralık diye yazmışım. Tekrar özür diliyorum. Tabii ki ben de az çok sizdenim. Nasıl bir mücadeleyle kazandığınızı da biliyoruz. O zor koşullarda bile patronlara karşı bir basın gazetesi çıkararak bu 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü siz emeğinizle kazandınız, mücadelenizle kazandınız. Onun için tekrar sizden özür diliyorum. Hepinize hoş geldiniz. 2023 seçimlerinde hep birlikte daha güzel günler görmek umuduyla ben sloganımızı söylüyorum, geliyor gelmekte olan.